sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli dostlar sizlerden ahde vefa göstermenizi istiyorum. Çünkü ahde vefa imandandır. Hani Müslümanım diyorsanız ahde vefa gösterin. Dün ben size ne dedim? Bugün en az iki tane kap bekliyorum. Hem de yüzde yüz dedim. Ve dört kap geldi. Fenerbahçe sözleşmesini uzattı. İlk olarak Fenerbahçe Miha Zajc'la 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Biliyorsunuz e, oyuncunun sözleşmesi bitmişti. Kulübümüz 2018-2019 sezonundan bu yana formamıza giyen Sloven milli futbolcu Miha Zayt'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu 2025-26 sezonunun sonuna kadar futbol takımımızın formasını giyecek. Kulübümüze gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Sayın Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da hazır Bulundu diyor e, açıklamada. Ve Zayt'sın taraftara bir mesajı var arkadaşlar. O mesajı da okuyayım çünkü mesaj önemli. Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performans göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam et etmelerini çok istiyoruz. İkinci kap Fenerbahçe transferi açıkladı. Fenerbahçe Salsalı'dan Mert Müldür'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe sağsalda Mert Müldür'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Mert öncelikle bu böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Mert Müldür'ün yıllık ücreti arkadaşlar 3,5 milyon euro yıllık ücret alacak. Bon servisi için de 86 milyon euro verdik. Galatasaraylılara göre böyle. Yani Alman basını Galatasaray'ın bir transferi oldu Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay diye. Orada net 2.7 milyon euro alan Kerem Demirbay'ın 1 milyon euro alacaklarını açıkladı. Alman basını 2.2 olarak açıkladı ki ben Alman basının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yine demek ki sponsorlar demiş. Nasıl bir sponsorsa aynı zamanda 3.7 milyon euroya aldık diyor. Alman basını 4.7 artı 2.5 mu diyor. Öyle bir şey diyor. Neyse inşallah Allah inşallah adalet, adalet tecelli eder bu dünyada. İnşallah başları beladan kurtulmaz. Bunların hesabını verirler. Evren Turhan Şampiyonlar Ligi kupasını Galatasaray alacak demiş. Yar, yarın bir gün alabilirler. Yani neden olmasın? Alabilirler. Bu zekayla. Şimdi bu Galatasaray bu kadar para harcamasına rağmen de Juan Mata'nın maaşını hala ödememiş. Mata da kendilerini UEFA'ya şikayet edecekmiş. Ki geçen sezon Galatasaray 3 kişi UEFA'ya şikayet ettiği için ciddi cezalar alırken bu sezon yani neyse biz işimize dönelim. Mert Müldür'ün yıllık ücreti 800 bin euro bu arada bilginiz olsun. Galatasaray 1.8 önermesine rağmen oyuncu Fenerbahçe'liyim deyip gitmedi. Bu da bazılarına kapak olsun. Kulübümüz Mert transfer transferi konusunda sağ sağla ve oyuncuyla anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 2-4 yılına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imza attı. Yönetim kurulu üyemiz yine Selahattin Baki ve Mario Branco yer aldı diyor arkadaşlar. Şimdi bazı sayfalar var. Fenerbahçe taraftarının çok dikkat etmesi gereken. Birincisi transfer market, ikincisi maçkolik. Yani maçkolik ve transfer market sitelerine dikkat edin. Çünkü yani maçkolik Fenerbahçe oyuncularının attığı golleri, asistleri kafasına göre yazmayıp yani 2 gün sonra falan yazarken Galatasaraylı oyuncuların gollerini, asistlerini hemen maç bitmeden yazmaya başlamış. Hocam yine mi düşman ediniyoruz? Yok düşman edinmiyoruz. Sadece bilin istedim arkadaşlar. Öyle bir şey var. Şimdi Merih Demiral ülkenin bence en yetenekli isimlerinden biri. 2.8 milyon euro bon servis yazıyor arkadaşlar. Bakın sonraki satıştan pay yok. Yani sonraki satıştan pay maddesi yok. 300 bin euro karşında da bunu eklettirdik. Hakkında hayırlısı olsun. Geçen sezonki sakatlı hepimizin malumu. Ama e, bir kalite var ortada. İnşallah o kalitenin üstüne işler. Fenerbahçe vedayı açıkladı. Üçüncü kapımız Diego Rossi. Fenerbahçe Diego Rossi için ABD'deki Columbus Crew SC ile anlaşma sağlandığını açıkladı. İsmail Kartal yeni sezonda istemiyordu biliyorsunuz ve e, geleceği belli oldu. Fenerbahçe bu transfer için 5.6 milyon dolar bon servis, 1 milyon dolar bonus sonraki satıştan da %15 pay alacak. Bakın Fenerbahçe düşmanlığıyla bilinen bir sayfa, bir e, duyumcu 3.5 milyon dolar dedi. Başka birisi ne dedi biliyor musunuz birkaç kişi? Sözleşmesi feshedildi dedi yanlış duymadınız sözleşmesi feshedildi dedi. Ve bunu yapan kişi ve kişiler şu an sosyal medyada duyumcu, haberci, gazeteci ünvanıyla hareket ediyor. Diego Rossi'nin sözleşmesi feshedildi diye haber verdi. Hepsi kanıtta, delili elimde duruyor. Bilginiz olsun. Elimde duruyor. Hocam bon, euro olarak söyler misin? Euro olarak söyleyeyim arkadaşlar. 5.15 milyon euro. Ama euro ile dolar yarıştığı için belli mi olur? Belki dolar Euro'yu tekrar geçer. Geçenlerde öyle bir şey olmuştu. Şimdi 5,5 milyon Euro'ya alındı. Herhangi bir kiralama bedeli yok. Sizi yönlendiren Galatasaraylı ya da Fenerbahçe düşmanı sayfalar 5 milyon Euro kiralama bedeli 5,5 satın alma opsiyonu falan dediler. En büyük Fenerbahçe düşmanlarından biri olan Transfer Market sitesine de girip bakabilirsiniz. Herhangi bir kiralama bedeli verilmedi. Sadece 5,5 milyon Euro'ya bon servisi alındı. 5.15'e satıldığım 1 milyon euro civarında bir para bonus artı sonraki satıştan da %15 pay. Şimdi aslına bakarsan ben size defalarca söyledim. Dedim ki arkadaşlar şöyle olursa Ali Koç'a misiniz? olan helal olsun. Bak bunca zaman eleştirdim diye deriz dediniz. Sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıkmıyor diye Bu arada %15 pay hani bilmem kaç milyon euro onun üstünde değil. 5.15 milyon euronun üstündeki satış değil. Kaça satarsa. 20'ye sattı. %15'i bizim. 3 milyon eurosu bizim. Bilginiz olsun. Son olarak da yani son kap olarak da Fenerbahçe'ye Cao Pedro Brezilya ekibi Kremio'da. 31 yaşındaki İtalyan Santrafor Cao Pedro Brezilya ekibi Gremio'ya transfer oldu. Arkadaşlar buna en çok ben sevindim. Çünkü bir hafta boyunca hatta bir haftayı da geçmiştir. Dedim ki arkadaşlar Cao Pedro diye bir futbolcumuz yok. Gitti, gidecek, hani nerede, neden geç kaldı, niye açıklanmadı, hani kapı, nerede, hani gidiyordu sorularına çok maruz kaldım. Bu soruları soran, biraz da sitemeden arkadaşları, e, mert, delikanlı, haysiyetli, onurlu insanlarsa kanala birkaç kişiyi davet etmeye davet ediyorum. Çünkü madem eleştiriyorsunuz, hani nerede kaldı, biz sana güveniyorduk, şöyleydi, böyleydi diyorsunuz. Duyum gerçekleşince de adamsanız, hani birilerine davet edersiniz kanala. Şura 33400 ise sizin sayenizde sizin. Benim e, anlaştığım bazı hani sosyal medya fenomenlerini buluyorum. 10.000 kişilik, 7.000 kişilik, 15.000 kişilik sayfa sahiplerini, kanal sahiplerini. Ya bir kere tanıt ya bir kere. 7-24 Fenerbahçe haberleri var. Video izlemeyecek olsanız da gidip benim ricamla abone olur musunuz? Deyin diyorum. Sonuç ortada. Hepinize söylüyorum. Ya akrabanız, enişteniz, görümceniz, halanız 5000 kişilik sayfası var hocam. Yemek sayfası. Önemli değil. La önemli. Bir tane hikayeden paylaşamazsın ya. Kadıköy Sokak diye bir Fenerbahçe sayfası var. 7-24 Fenerbahçe haberleri paylaşıyorum. İzleyip izlememek size kalmış ama hatırım için abone olun yazsın. Ya sadece abone arttıralım ya. Vallahi bak. Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe futbolu takımımızda oyuncumuz Cao Pedro satın alma opsiyonuyla birlikte Gremio kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz diyor arkadaşlar. Brezilya ekibi de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'den bir yılına kiralandığını duyurdu. Ayrıca anlaşmada 3,5 milyon euro artı bonus satın alma opsiyonu bulunuyormuş. Fenerbahçe Pedro'yu geçtiğimiz sezon başında 4,5 milyon avro ödeyerek İtalyan ekibi Cagliari'den transfer etmişti diyor. Şuraya notumu aldım. 4 e, 468 tam olarak. Şimdi 4 68 e alınan futbolcu. 3 satıldı diyelim. 468 al. 3 satıldı diyelim. 3 buçuk değil de. 3 buçuk değil de neyse. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. 3 buçuk değil. 2 ila 3 bonus diyelim. Oynarsa o da ki herhangi bir sakatlığı yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. 2 diyelim. 3.5 aldın 5.5'a sattın. Kar mı? Değil. Asıl karı söyleyeyim. Yıllık 2.9 milyon euro yıllık ücreti vardı. 2.9 Yani Fenerbahçe 2.9'u vermemiş oldu. O da zaten 8.4'e falan tekabül ediyor. Bu arada ay bazında olduğu için 2 aylık falan taksiti verirdi. 2.5 verilmeyecek diyeyim size. Yani 5.5 zorunlu satın alma opsiyonu İki buçukta vermediğimiz bu sezonun yıllık ücretini sayarsak 8 milyon euroluk bir iş olmuş oldu arkadaşlar. Ee, yani 5 gol bir asisti vardı ama tutmayan isimlerden. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç benim babamın olduğu değil. Herhangi bir e, etkisi, katkısı da yok. Yani eğer etkisi, katkısı olsaydı e, Nisan kaçka değil de Peugeot 3008'e binerdim. Çünkü e, Ali Koç'u övenler, Ali Koç fanatizmi yapanların ben Ali Koç'tan maaş aldığını düşünüyorum. Ben, benim herhangi bir maaşım yok. Ama Fenerbahçe'de 59 milyon euroluk satış eksiğiyle birlikte. Şimdi Fenerbahçe bu yaz yaptığı oyuncu satışından 47.92 milyon euro. 1.413 milyar TL artı 10.9 milyon euro gelir elde etti ki bonus diyor. Bonus maddelerinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe 1.73 milyar lira gelir elde edecek. Bu şimdi şurada bir dursun. Tamam mı? Şimdi Fenerbahçe kimi sattı? Arda Güler 20 milyon euro artı 10 bonus. 1. Atilla Salahi Hoffenheim 12.3 milyon euro. Sonraki satıştan pay maddesi yok diyorlar ama Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Bunu not edin. Armindo Burma 6.5 milyon euro. Diego Rossi 5.12 milyon euro diyor. 5.15'e tekabül ediyor. İyi hesaplayın. Ben şurayı bir düzelteyim. 47.95 oldu. Bonus da 900 bin euro doğru dolar bazında hesaplıyorlar. Mergin Berisha 4 milyon euroya gitti diyor. Şimdi 5.5 e, da buraya ekleyelim. Ya da 5.5 değil dur 3.5 diyelim. Siz 3.5 diyorsunuz. 4. 51.45 milyon euro. Ben de bonus 2.5 diyorum. 2.5'da ne yapar? 13.5 milyon euro. Yani 51.45 51.45 artı 13.5 toplamda ne yapar sevgili arkadaşlar? Toplamımız 700 milyon euro. Galatasaray hesabı yapayım mı? 64.95 milyon euro yani 65 milyon euro. Hemen hesaplayalım. TL euro kuru. Bir e... özür dilerim euro TL kuru olacak. Euro TL kur hemen hesaplayalım. 29, 29 49muş arkadaşlar. Matematik kuvvetli arkadaşlarımızın yerine ben yazıyorum. 64.95 65 milyon euro diyelim. 65 1 2 3 1 2 3 65 milyon euro 1.91 yani 1 milyar 916 milyon lira yapıyor. Yani yaklaşık 2 milyar TL. Şimdi Ali Koç babamın oğlu değil dedim. Sonuna kadar haklıyım. Ama yaklaşık 2 milyar liralık satış. Bir, ben bunun olacağını birkaç aydır söylüyorum. Şubattan beri, Mart'tan beri söylüyorum. 60-70 milyon euroluk satış bekliyorum Fenerbahçe'den dediğimde alay ettiler arkadaşlar. Güldüler. Sen işte bu kadar fanatik olma. Fenerbahçe şöyle olur, böyle olur diye. O arkadaşların hepsini özür dilemeye davet ediyorum. Bir. İkincisi, üye arkadaşlardan, üyelerden küfürlü yorum yapan oldu. Ali Koç bunu yaparsa ben de etek giyerim diye. Buyurun etek giymeye. Şerefiniz varsa buyurun söz verdiğiniz eteği giyin, gezin. Üçüncü olarak, hocam bu kadar kişi, bu kadar fiyata satılırsa benden ne istersen iste diyorlar. Abone davet edin. En az 10 kişiyi davet edin. Adamsanız sözünüzü tutun. Hocam etek giymek istemiyorum. 100 kişiyi davet et. Hemen hemen benzer. Görelim arkadaşlar. Ya şu satışla daha bir şey söyleyeceğim size bak. Daha daha birkaç kişi hariç Bak ben size söylüyorum şifreyi veriyorum. Arao 1, Crespo 2. Crespo'ya 6,5'luk teklif var. 6,5 teklif hazırda. Arao için 6 konuşuluyor. Yani 12,5 milyon Euro'luk bir konuşma gerçekleşiyor. 76 77.4 olacak ya. 77.4 77 milyon Euro olacak Arao ile Crespo'da giderse. Gider misinizce? İyi olmasın. Şimdi Hakan Ural'ı çok sevmem çok beğenmem bazı şeylerden dolayı ama Hakan Ural'ın paylaşımını okuyayım. Bu işte bir terslik yok mu? Son yıllarda yerden yere vurulan Fenerbahçe'de oyuncu satışlarına 150 milyon euro gelir elde edilmiş. En yakın Trabzonspor 8 milyon euroda. Bu şu demek basitçe. Fenerbahçe ne kadar iyi oyuncular alırsa alsın. isterse Ronaldo Messi alsın bu ülkede futbol ikliminde 7 düvel her türlü birleşip şampiyon yap, yapmamaya çalışır. Rezil, Kepaze, sadece Fenerbahçe düşmanlığı, nefreti üzerine kurulu bir düzen ve anlayış var. Bunu da herkes gayet iyi biliyor. İşine geldiği için itiraf edemiyor. Fenerbahçe'nin önünü keseceğiz diye futbolu bitirdiler. Suudi Arabistan Ligi bizi geçti. Avrupa'da ülke ve takımlar bazında puan olarak yerdeyiz. 100 ön eleme oynuyoruz falan. Sırp bu nefret besleyenler tatmin olsun diye göz göre göre alenen tahammüden her sene bin bir türlü Fenerbahçe katlediliyor sahada hakem tarafından. TFF Ork'ta hakem hakları anlamında medyada linç edilir. Sosyal mecralarda troll saldırıları rakiplere en ufak bir durumda birleşerek abartılı acımasız saldırır. Fenerbahçe'ye herkes ölümünü oynar. Birbirlerine al gülüm ver gülüm. Ülkede spor kulüpleri arasında devlete en çok vergi veren Fenerbahçe öder. Kimse görmez haberi dahi yapılmaz. Başka kulüplerin vergileri silinir. Bedava statlar yapılır. Say say bitmez. Sonra herkes kendine göre büyür der. Bu ülkede uzak ara en büyük spor kulübü her yönüyle Fenerbahçe'dir. Tartışmaya açık değildir. İstediğiniz kadar çırpının. Hakaret edin. Hakkını yiyin. Tepenin. tepe'nin bu gerçek değişmez demiş Hakan Ural. Yalnız Hakan Ural bildiğim kadarıyla çok koyu AK Partili. Aynı cümleleri lütfen Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına da söyler misiniz? Hani bildiğim kadarıyla çok koyak partilisiniz. Hani ben bir Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşamam. Yani ben ulaşamam, siz ulaşabilirsiniz. Onu söyler misiniz? Yani ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar gelelim en bomba yere. Tete Tete'ye gelelim. Şimdi, öncelikle Tete'nin istekleri e, Fenerbahçe'yi çıldırttı. Değil mi? Ama ben müjde vereceğim size. Tete'nin Fenerbahçe'yi şaşırtan talepleri diyelim. Şaktar Donetsk ile sözleşmesi sonlandıran Fenerbahçe ile masaya oturan Tete'nin sallı acıvertlerden talepleri ortaya çıktı. Yağız, Blend Yağız Sabuncu olurun haberine göre 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'den 10 milyon imza parası yıllık 6 milyon euro istemiş. Ya. Ya Mustafa Hoca bunu söylemişti. Ama Fenerbahçe kulübü de demiştir 5 imza parası. 3 yıllık ücret. 3 de değil. Bonuslarla 3. Ayrıca bir sonraki satışından da kendisine %30 pay istemiş. Oldu canım. Başka? Fenerbahçe'nin teklifi 2,5 milyon euro maaş ile masaya oturacak diye. Gremio altyapısında yetişen TD 2019'da 15 milyon euro bu. On serviste Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı. Ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat kariyerinde çıktı. 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı. Şimdi Devrim Zengi. ismini duyunca iki gün kendime gelemediğim isim Tete. Oyuncu ve menajeriyle her konuda görüşmeler olumlu ilerliyor. Transferin noktalanması an meselesi. Büyük bir sorun çıkmazsa Fenerbahçe bu transferi kısa bir sürede açıklayacak. Ağustos'ta Ali Koç yıldız yağdıracak. Ama Ali Koç ve Elahattin Makin'in hesabına göre sadece 2 kişi alınacaktı. Bir tek Mustafa Hoca 4 kişi diyordu. Bu nasıl olacak? Devam edeyim. Fenerbahçe Tete'yi İstanbul'a getirdi. Oyuncu ve menajeriyle her konuda görüşmeler olumlu ilerliyor. Transferin noktalanması an meselesi. Yani e, eğer bir sorun çıkmazsa arkadaşlar, TT yani bildiğiniz TT bir sorun çıkmazsa Fenerbahçede. Şimdi kıymetli arkadaşlar, üstüne çok uğraşılan yetenekli bir arkadaşımız ve e, bu arkadaşımız. Yani bu arkadaşımız emin olun Fenerbahçe'ye çok büyük katkıları bulunacak bir isim. Hem e, hocam iyi de kulübünden işte şöyle yapmış böyle yapmış. Hani kulübü dava açacak Arkadaşlar kulübüyle de görüştük. Belki de 5 milyon euro kulübüne sus payı vereceğiz. Çünkü benim ısrarla söylediğim buydu. 5 e, oraya imza parası. 5 de kulübüne bonservis. Ve e, ardından oyuncuya da yıllık iki buçuk milyon euro maaş. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz bu videoyu izlediğinizde Tete Fenerbahçe'ye imza atmış ve kap açıklaması yapılmış olabilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Lütfen ama lütfen şurayı arttırmak için çabalayalım. Tete Fenerbahçe'ye gelirse söz verin ulan bana. Söz ver. Hocam olabildiği kadar kişi getireceğim. Burayı 38 bin yapacağım. Söz verin ya. Var mısınız? Var mısınız? Ben varım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.